Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizde görüşmelerini kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuzda sunuşturuşumuz. Kanalımızda diqqatlar ekranımız olsun. Amerika devlet müdafiye hamçoti Xitoyga qarshi xarajatini ko'paytirdi. Amerika Avazı'nın 28. Mayıdaki haberde bildirilmişçe, Amerika'nın yeni devlet müdafiye hamçotida Xitoyning tehdidiga qarshi xarajat ko'paytirilgan. Haberde qayd qilinishicha, Amerika Prezidenti Joe Biden parlamentga 2022 yillik umumiy müdafiye hamçotini 753 milyard dollar qilib topshirishni planlagan. Bu 2021 yildagi müdafiye hamçotidan 1.7% oshgan bo'lib, Xitoyning Tinch okeanidagi harbiy kengaymachilik harakatiga qarshi xarajat ko'paytirilgan. Amerika bu hamçot planı arqalıq havada jang qilish iqtidarını, yadro qurolları texnikasını ve Rusya bilan Xitoyning tehdidiga qarshi keyingi avlod avaz sur'atidan tez qurol sistemasini texnik taraqqi qildirdi ekan. Reuters agentligining xabar qilishicha Tinch okean tehdid planining maqsadi Xitoyga qaratilgan bo'lib, Hindi Tinch okean rayonidagi strategik raqobatni asos qilgan. Bildirilishicha davlat mudofaa hamchotida yana 85 tane F-35 tipli ko'rinmas kurashchi ayroplan sotib olish talab qilingan bo'lib, 2021 yildagi talabdan 6-si ortiq bo'lgan. Bulardan sirt yana yangi tipdagi urush paraxotidan 8-ni yasash talab qilingan. Amerika Xitoyning majburiy amgakka chetilgan beliqchilik shirkatining mahsulotlarini import qilishni chekladi. Valkochisi jurnalining xabarida bildirilishicha, Amerika Xitoyning majburiy amgakka chetishlik bir beliqchilik shirkatining dengiz mahsulotlarini import qilishni cheklagan. Amerika Tamojna ve Chegara Qoğdash İdarisi 28 May bayanat elan qilib, Xitoyning Dalian Okean beliqchilik guruhining mahsulotlarini cheklab tutib qilish buyrug'i chiqarganligini elan qilgan. Bildirilishicha, mazkur shirkatning beliqchilik paraxotlarida majburiy amgakka selish qilmishi mavjud ekanligi isbotlangan. Bu Amerikaning kishilik huquq masalasida Xitoy bilan tirkishishining eng yangi misoli ekan. Amerika Tamojna ve Chegara Qoğdash İdarisining qonun ijroiya mas'uli Troy Miller bu haqda to'xtalib, Qonun ijroiya xodimlari beliqchilarga qaratilgan 11 xil majburiy amgakni isbotlab berdigan dalillarni bayqagan. Ular beliqchilarga jismoniy jihatda zo'ravonlik vositasi ishlatish, qarz tuzuqqa qurish, shaqqini tutib qilish va xo'rlash qatorliq muomillarda bo'lgan degan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika hukumatining buyrug'i mazkur Xitoy shirkatiga ta'va 32 paraxotning hammasiga mos keldi ekan. Mas'ul xodimlarning bildirishicha, bu paraxotlar Xitoy, Hindoneziya va Senegal dengiz qirg'oqlariga yaqin joyda harakat qildigan bo'lib, ularning xodimlarining ko'pincisi hindonoziyalik ekan. Navbatda mazkur shirkatning konserva, ermak hayvon yemakliklari qatorliq mahsulotlarining Amerikaga kirishi cheklangan. Sharqiy Turkistondagi mazarliklar sim to'saqlar bilan qo'rishilgan. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi turlik bostirish siyosati yaqinqi yillarda yuqori palliga chiqishi natijasida qabristonliklarimiz sim to'saqlar bilan qo'rishilib, kishilar xohlagancha ziyorat qila olmaydigan holga kelgan. Bugun ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan sirlarda Sharqiy Turkistondagi ma'lum joydagi bir mazarlik ko'rsatilgan bo'lib, uning atrofi butunlay tömür to'saqlar bilan to'silgan. Mazarlikda birli eshik bor bo'lib, kirmakchi bo'lganlar chuqum kimlik orqali tizimlanib kirishi kerak ekan. Bundan burun e'lon qilingan xabarlarda Xitoyning Sharqiy Turkistondagi bir qism mazarliklarni butunlay vayron qilganligi, yana bir qism mazarliklarga buzg'unchilik qilganligi, qabrlarga diniy kalimalarning yozilishi cheklanganligi, ba'zi joylarda mayit uzatishning cheklanganligi oshkorlangan edi. Xitoy arab dunyosiga qaratilgan yolg'on tashviqotini davomli kuchaytirmoqda. Atalmış Xinjiang gazetining xabarida bildirilishicha, Xitoy Sharq Turkiston masalasida arab dunyosining ko'zini bo'yash uchun 27 may Urumchida atalmış Xinjiang yaxshi joy temasida fikr almashtirish yig'ini ochgan. Xabarda qayd qilinishicha, yig'inga arab davlatlarining Xitoyda turishliq elchilari va diplomatiya amaldorlaridan bo'lib 20 ga yaqin kishi qatnashgan. Atalmış Abdul Miroyliq partiya komitetining muavin raisi Qo'rchoq amaldor Erkin Tuniyoz yig'inda so'z qilib, Xinjiangning jamiyat taraqqiyoti va xalq turmushi mislsiz yaxshilandi. Ko'pchilikning Xinjiangga kelib, oilni beqishini, ko'rib beqishini qarshi olamiz deb bildirilgan. Yig'inda Xinjiang yaxshi joy nomli tashviqot filmi ko'rsatilgandan sirt, atalmış diniy zotlar Sharq Turkistonning vaziyati haqida majburiy yolg'on guvohlik bergan. Xitoyning Sharq Turkistonda jazo lagerlarini ta'sis qilish, har xil to'kmatlar bilan bostirish, dinga qarshi terror siyosati yurgizish qatorliq jinoyatlarining xalqaro kun tartibga kelishiga ergashib, Xitoy axborot organlariga texnik ko'p xarajat ajratib, yolg'on tashviqotini kuchaytirmoqda.
Analizçilerin məlumatıqı asaslanğanda Xitayning yalğan təşviqatları ғərib əllirde köp ünümü körülmegen bolsa mı? Ama Afrika, Latin Amerikası devletlerde körünerlik ünüm beri vatqallıqı ilgiri sürülmekte. İtalya parlamenti Xitayning Şarqı Türkistan'daki bastırışlarını ayıpladı. Zimistan Toru'nun haberde bildirilişçe 26 May İtalya parlamenti Xitayning Şarqı Türkistan'daki sistemilik bastırış ve asimilasiya siyasetini ayıplash haqqida karar makullagan. Parlament azalarının tuluq avaz bilen makullishi neticesinde elan kılınan kararda Şarqı Türkistan'da kişilik hukukunun iğir dəxli taruzga uçurganlıqı muayyenleştirilgen. Ve Xitayning Şarqı Türkistan'daki mecburi tuğmas kılış, dini erkinlikni bastırış, mecburi emgek, ceza lagırları ve xalıgancı tutup duruş qatarlıq cinayetleri ayıplengen. İtalya parlamentinin kararı da Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukukunu Kürtüş Teşkilatı'nın ve başka halkara müstakil teşkilatlarının Xitay rejiminin cinayetleri doğrusudaki delilleri tilge edilgan. Ama bu kararda irqi qırğınçılıq degen atalığı şiltilmegen. Avustralya Xitay şirketinin Darwin portidaki icara ahvalini tekşürgen. Valkoçisi gelsinin haberde bildirilişçe Avustralya devlet bir hatırlıkı cahattin Xitay şirketinin Darwin portidaki icara ahvalini tekşürgen. Haberde kayıt kılınışça Shandong Lanchao Gorohi Avustralya'nın bir hatırlık cahattiki endisini red kılıp Darwin portiga salgan meblağının pekat soğudu kararı ikerlikini eğer Avustralya icara tohtumini bekar kılsa şirket özünün menfaatini koğdaş üçün hareketke ötüp tölem talep kılıdıqallıqını bildirgen. Xitay şirketi iqtidarçılık qılıb atqan Avustraliyadaki Darwin porti haqqidaki talaş tartış, Avustraliya bilen Xitay otursidaki diplomatik ve soğudu münasibeti künsir naçarlaşıvatqan bir peyitki toğır kelgen. Avustraliya devlet müdafiye mütexassislarının bildirişçe Avustraliyanın şimalığı caylaşqan Darwin porti oq dora, üskünler ve yıqılğularını kaçılaş çüşürüşke işiltilgen bolup, bu materiallarını Amerika Deniz Armiyesi Quruqlukta Janqılıqçı kısmı ve Avustraliya kısımları işiltidiken. Mezkur port Deniz Armiya bazısı kılışkı intayın muvafık kilidiken. Malum buluşça Avustraliya devlet müdafiye emeldarları 2015 yılı Darwin portini Shandong Lanchao Gorohi'nin ticaret kılışı için 99 yıllık icarege beriş kararını tasdiqlagan. Bu toxtamning qimmati 506 milyon Avustraliya dolları bulup tahminen 392 milyon Amerika dollarına to'g'ri kilidiken. Xitay şirketining mazkur portning uzun muddatlik ishiltish huquqiga erishishi yaqinqi mazgillarda qaytidan Avustraliya hukumatining bexatirlik andissini qo'zg'agan. Turkiyaning Manisa viloyatida Sharqi Turkistonliklar uchun g'oyibona jinoza namozi o'qildi. Yangi Shafaq to'rining xabarida bildirilishicha 28 may Turkiyaning Manisa viloyatidagi bir masjidda Falastin va Sharqi Turkistonda shahid bo'lgan musulmonlar uchun g'oyibona jinoza namozi o'qildi. Manisa vilayetinin Demirci rayonuna yerleşken Alaca Mescidi'de cemaat cuma namazından keyin Şarkı Türkistan ve Palestin'de şehit bulgan Müslümanlara atap gayibane cinaze namazı okudu. Arkadan Şarkı Türkistan, Palestin ve başka yerlerde zulümge uçuravatkallarının tizlikte zulümden kutuluşu, vapat bulgallarının şehitlik makamına yetişi üçün upcu dua kılıştı. İstanbul Fethi Kılınğallıqının 568. yıllığı münasibeti bilen Fethi konserti ötküzüldü. Türkiye Cumhuriyeti Yaşlar ve Tenterbiye Ministerliği tarafından İstanbul'un Fethi Kılınğallıqının 568. yıllığı münasibeti bilen Sultan Ahmet Meydanı'da Fethi konserti ötküzüldü. Türkiye Yaşlar ve Tenterbiye Ministeri Mehmet Muharrem Kasap oğlumu iştirak kılgan konsertte danlıq sənətçiler hemme yaxtırdığan naxşı müzikiler bilen sahneden uğrun aldı. Minister Qasap oğlu nutqadan keyin yaşlar bilen birlikte konsertini gördü. Konsert keçilikinin ahırda sənətçiler Yaşlar ve Tenterbiye Ministeri Mehmet Muharrem Qasap oğlu bilen birlikte Fetih Marşı'nı okudu. Təxminen 3 saat devamlaşkan konsert Yaşlar ve Tenterbiye Ministerliğinin Amivi Ortaklış Torbetlerdeki sahibelerden sırtiyana Türkiye Radyo Televiziya Organı TRT'nin TRT Müzik Kanıldımı Nak Meydan'dan tarqıtıldı. Yeni bir tarafdan tünügün İstanbul'da yeniden selinğen Taksim Camisi cuma namazı bilen resmi halde ibadetke ecev etildi. Bu faaliyetke Cumhur Reis Erdoğan, Diyanet İşleri Başkarması Reisi Profesör Doktor Ali Erbaş ve başka devlet erbapları ve şundaklı mınlıgan halık katnaştı. Cuma namazıdan kin halıkı xitap kılgan Erdoğan, Taksim Camisi'nin bugünkü halıqı kelgücü bolgan arlıqtaki uzun yıllık tarihi baskıcı bu caminin ehmiyeti qatarlıq muhim temalarda söz kıldı. Şundaklı bu caminin İstanbul'un fethi kılınış hatırı günüge bir hediye işkerlikini bildirdi. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren,
ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. Böyle buyuruyor. Son dönemde Büyük Çamlıca Camii'nin tamamlanması ve Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının ardından İstanbul'a kazandırdığımız bu üçüncü önemli manevi mirasın asırlar boyunca şehrimizi bir kandil gibi ışıtacağına inanıyorum. Camiler insanların cem olduğu, yani kardeşliklerini pekiştirdiği yerlerdir. Şundaklı Muavin Cumhur Reis Fuat Oktay'ın bu vakti ilan kılgan bayanatı da kalplerinin sultani Peygamber Aleyhisselam'ın hoş haberi reallıkka aylanan İstanbul'un fethi kılınışı bir devrini ahırlaştırıp yeni bir devrini açkan tarihinin yönülüşünü özgertken en şallık seferdir. Süyümlük İstanbul'umuzu bizge miras kaldırgan Fatih Sultan Mehmet Han ve onun mukaddes koşuğununu İstanbul'un fethi kılınganlıkının 568. yıllıkı münasibeti bilen çeksiz iftiharlık ve minnettarlık duygusu içinde yeni bir kıtım yad etmen diğerlerini bildirdi. Türkiye'de bir gün içinde Xitay virüsü bilen yukumlanıcılar 7000'e düştü. 28 May Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Ministeri Fahrettin Koca bir gün içinde Xitay virüsü bilen yukumlanıcılarının 7773'e düşkenlikini ilan kıldı. Ministerin malumatına asaslanğanda Türkiye'de Xitay virüsü bilen yukumlandı deb guman kılınan 220.000'den artık kişi tekşürülüş arkalık yeniden 7773 kişinin yukumlanğanlığı eniklanğan. Nöbette 656 kişi doktorhanda bulup bir gün içinde yine 164 kişi kaza kılıp 12.284 kişinin salametliğe esliğe gelgen. Türkiye'de Xitay virüsü tarqılışkı başlığından beri salametliğe esliğe gelgenler cemi 5.083.000'a kaza kılgallar 47.134'e, kesili iğir bimarlar 1.454'e yetken. Hürmetli televizyon görüşler, şunaqlı bir günkü haberimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki haberimizi görüşükçe eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaqlı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşlarımıza köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.